Efendim merhabalar, mutlu akşamlar. Saatlerimiz 18.30'u gösteriyor. Beyaz TV ekranlarında ana habere başlıyoruz. Ben Melisa Bağcı. Efendim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümünde mesajlarını Muş'tan verdi. Birlik ve beraberlik mesajları da veren Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin birliğin meyvesi olduğunu vurguladı. Milletçe bir olursak zorlukların üstesinden geliriz ifadelerini kullandı. Malazgirt zaferi inancın ve imanın yanı sıra birliğin ve beraberliğin meyvesidir. Türk, Kürt, Arap, Sünni, Alevi demeden 85 milyon olarak şu nazlı hilalin gölgesinde buluşacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkleri Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü için Muş'taydı. Binlerce vatandaş Erdoğan'ı ellerinde Türk bayraklarıyla coşkuyla karşıladı. Onu çok seviyoruz, kelimelerle anlatamam. Kilometreler uzaktan Cumhurbaşkanımızın coşkuyla Malazgirt Zaferi'ni kutlamaya geldik. Erdoğan konuşmasına büyük zaferin önemini anlatarak başladı. Malazgirt'i sadece şanlı tarihimize ait altın bir halka olarak değil, 2071 Türkiye'sine giden yolda yolumuzu aydınlatan bir fener olarak da görmemiz gerekiyor. Milletçe zorlukların üstesinden ancak bir olursak geliriz. Vatanımıza yönelik saldırıları ancak beraber olursak püskürtürüz. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi zafer üzerinden birlik ve beraberlik vurgusu da yaptı. Farklılıklarımız üzerinden bizleri ayırmaya çalışanlara, aramıza nifak tohumları ekmeye çalışan fitne odaklarına geçit vermedik, vermeyeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından MHP lideri Bahçeli'ye ay yıldızlı tablo hediye etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümünü sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla kutladı. Erdoğan mesajında şanlı Malazgirt Zaferi sadece askeri bir zafer değil, bize emanet edilen tarihi ve ebedi bir mirastır ifadelerini kullandı. Sevgili izleyenler, makam odasında dinleme böceği olduğu yalanıyla gündeme gelen CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal bu kez de skandal bir krizle gündemde. Kibir abidesi Köksal kendisine verilen sandalyeyi beğenmeyince görevlileri çocuk gibi azarlamaya başladı. Köksal'ın bu tavrına tepki yağdı. Bu mu yani? Afyonkarahisar Belediye Başkanı'na bu mu? Yine kibrine yenik düştü. Oturacağı yeri beğenmeyince yine bir skandala imza attı. Bu mu yani? Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı mı? Ayarlayın. CHP'li belediye başkanları hizmetleriyle değil skandallarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Onlardan biri de CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal oldu. Kaç oldu ya? Defalarca uyarıyoruz sizi. Görüntüler Büyük Taarruz Zafer Haftası kutlamaları kapsamında düzenlenen törende kaydedildi. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal etkinlikte oturacağı yeri beğenmeyince sandalye krizi çıkardı. Öyle bir şey yok. Masanın ağırlığını taşımasındır. Bu mu yani? Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı mı? Ayarlayın. Ben buraya oturuyorum. Beni ilgilendirmiyor. Sanki karşısında çocuk vardı. CHP'li Köksal görevlilere böyle bağırıp çağırdı. Ardından başkasına ayrılan koltuğa oturdu. Ben buraya oturuyorum. Beni ilgilendirmiyor. Kaç oldu ya? Defalarca uyarıyoruz sizi. Sevgili izleyenler, Tuncay Özkan'la devam edelim. Çünkü adeta tüm Türkiye bunu konuşuyor. CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan haddini aştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etti. Sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik skandal sözler sarf eden Özkan'a AK Parti'den peş peşe sert tepkiler geldi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP'li Özkan hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. CHP'li milletvekili siyasi ahlaktan uzaklaştı, yine haddini aştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etti.
CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Özkan, sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hassiz ve çirkin sözler sarf etti. Skandal sözlere AK Parti'den peş peşe sert tepkiler geldi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Özkan'ın sözlerini kendisini ayna tutmasından ibaret olarak nitelendirdi. Bir CHP milletvekilinin Cumhurbaşkanımıza dönük siyasi ahlaktan yoksun ve çirkinlik abidesi sözleri bu kişinin kendi kendisine ayna tutmasından ibarettir. Bu üslupla konuşan kişi Türk siyasi hayatında ömür boyu bu sıfatla anılmaya talip olmuştur. Bu CHP milletvekilinin Cumhurbaşkanımıza dönük çirkin üslubunun Hollandalı Türk ve İslam düşmanı faşist Geert Wilders ile aynı dalga boyunda olması bizim değil CHP'nin sorunudur. Hakaret dolu paylaşıma bir tepki de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan geldi. Dağ, Recep Tayyip Erdoğan'dan öyle bir tokat yediler ki sırça köşklerinden de kovuldular. Şimdi milletin adamına dil uzatarak dikkat çekmeye çalışıyorlar. Dilini içeri sok, sana buradan su veren de olmaz, kemik atandı ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da hassiz paylaşıma şu sözlerle cevap verdi. Bir milletvekilinin ömrünü ülkesine ve milletine adayan Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında terbiye sınırlarını aşan ifadeler kullanması o zatın içindeki çirkinlikleri gün yüzüne çıkarmaktadır. Cumhurbaşkanımıza hakaret edenlerin ortak yönlerini aziz milletimiz çok iyi bilmektedir. Birileri iftira peşinde koşa dursun. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmek için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Ahlak dışı ve haddini aşan sözlerin sahibi milletvekilini şiddetle kınıyorum. AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan da Tuncay Özkan'a tepkisini çöpsünüz, çukursunuz, çamursunuz sözleriyle gösterdi. Özkan'ın Erdoğan'a hedef alan o sözlerinin ardından savcılıkta harekete geçti. Tuncay Özkan hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaretten soruşturma başlatıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmayı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından duyurdu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya üzerinden hakaret eden ve iftira atan İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Aziz milletimizin oylarıyla seçilen, ülkemize ve milletimize hizmet etmek için gece gündüz demeden çalışan Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ve çirkin ifadeler asla kabul edilemez. Milletvekilliği kimliğini taşıyan bir kişinin milletin değerlerini hiçe sayan terbiyesiz ve ahlak dışı sözlerini şiddetle kınıyorum. Sevgili izleyenler, tüm Türkiye Narin Güran'dan gelecek güzel haberi bekliyor ama maalesef 21 Ağustos'ta sıra kadem basan 8 yaşındaki kızdan hala bir iz yok. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan ve bir daha haber alınamayan 8 yaşındaki Narin'i arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Narin'in evinin yakınlarında kavakların üzerinde kan lekesi tespit edilmiş, yürekler ağza gelmişti. Yapılan incelemelerde o lekenin Narin'e ait olmadığı anlaşıldı. Acılı aile ise hem ağladı hem yalvardı. Kimse de derdimiz yok. Yalvarıyorum size, yalvarıyorum size. Bütün Türkiye'ye yalvarıyorum. Kızımı çıkartın, o benim nar çiçeğimdir. O benim narinimdir. O benim kalbimdir. Ay ben ne diyeyim? İz bulamıyoruz. Bir ipucu yok, bir şey yok. Sanki yer yaralı içine girdi. Gözyaşları sel oldu. Yürekler evlat hasretiyle yandı. 8 yaşındaki Narin'in kaybı Türkiye'yi derinden sarstı. 6 gündür kızlarından haber alamayan acılı aile kaçırılma ihtimalini de düşünerek böyle yalvardı. Yalvarıyorum. Kızıma dua da edin, yardımcı olun, ben kızımı istiyorum. Canlı kızımı istiyorum. Kızımı çıkartın, o benim nar çiçeğimdir. O benim narinimdir. O benim kalbimdir. Ay ben ne diyeyim? Son görüntüleri kameralara böyle yansıdı. Gittiği Kur'an kursundan bir daha geri dönemeyen Narin sanki yer yarıldı da içine girdi. Biz hiç haber almamışız. Saate baktıydı, ay Kur'an kursu geç kaldım. Dedim kızım daha geçtir gitme dedi. 4'e kadar dedi vardı. Kur'an kursu açıktı.
yoktur. Ben dersimi alacağım. Kızım gitti, daha gelmemiş. 21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın arama çalışmaları devam ediyor. Helikopterle havadan da arama çalışmalarının başlatıldığı bölgede ekipler her taşın altına bakıyor. Mahalleye giriş çıkış yapan araçlar tek tek kontrol ediliyor. Su kanalında ekipler dalış yaparak Narin'den bir iz arıyor. Özellikle jandarma. Çarşamba gününden beri belki biz uyuduk, onlar uyumadı. Gece gündüz ne gerekiyorlarsa yapmış. Arama tarama faaliyetleri sırasında önce bir terlik bulundu. Fakat terliğin numarası küçük kızın ayak numarasıyla eşleşmeyince ona ait olmadığı anlaşıldı. Kızımın telini 31 numaradır, o diyor 26 numaradır. Ardından Narin'in yaşadığı evin yaklaşık 20 metre uzağında yer alan kayalıkların üzerinde kurumuş kan izleri bulundu. Ancak kan lekesinin mahalle sakinlerinden bir çocuğun burnunun kanaması sonucu meydana geldiği belirlendi. Aile bir kez daha derin bir nefes aldı. Küçük kıza dair bir ize ulaşılamazken sosyal medyada yayılan Narin Güran'ın cenazesi bulunduğu iddiası üzerine Diyarbakır Valiliği'nden açıklama geldi. Bazı sosyal medya hesaplarında kayıp olarak aranan Narin Güran'ın cenazesinin bulunduğuna yönelik yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Vatandaşlarımızın sosyal medya hesaplarında paylaşılan bu tarz asılsız iddialara itibar etmemeleri rica olunur. Küçük Narin'in hayalinin amcasının oğlunun düğününde gelinlik giymek olduğunu söyleyen gözü yaşlı anne Yüksel Güran'ın tek dileği kızına bir an önce kavuşmak. Kızımın hayali amcanın düğünüydü. Anne ne olur bana düğünde gelinlik al. Bırakmadılar, ben gelini kızıma alacağım. Bugün oğlum askere gidiyordu. Onu da bırakmadılar. Bizim hayatımızı mahvettiler. Sevgili izleyenler, okulların açılmasına geri sayım sürerken fırsatçılar yine sahneye çıktı. Kiralık ev fiyatları aldı başını gitti. Özellikle üniversite öğrencilerinin ev bulma telaşı İstanbul gibi büyük şehirlerde ev kiralarını uçuşa geçirdi. Bazı yerlerde kiralar 2-3 katına çıkarken Kadıköy, Temmuz ayında kira fiyatı en çok artan ilçe oldu. Gayrimenkul danışmanları kira artışları ne zamana kadar devam edecek sorusuna bakın ne yanıt verdi. Ben de ev arıyorum. Beyazıt taraflarında bakıyorum ama yani bulamıyorum. 30-35 binden aşağı yok yani. Hangi ilçede yaşamak istersiniz? Okuluma en yakın optimum bir seçenek ararım. Hisarüstü'nün özellikle 3+1 eve 35 bin lira istendiğini falan duydum. Kiralar son bir aydır bayağı bir yükseldi. Yani %30-%40 civarında öğrencilerin sayesinde. Talep artınca fırsatçılar harekete geçti. Kiralık ev fiyatları yine uçuşa geçti. Herkes fırsatçılığa döndürdü her şeyi. Okullar açıldığı için herkes ayrı evlere çıkmak istiyor. Yurtlarda olmuyor. Fiyatlar artıyor. Kadıköy en çok tercih edilen ilçe olmuş. Çok kalabalık. Ben istemezdim. Okulların açılmasına sayılı günler kala öğrencileri barınma telaşı sardı. Talep arttı. Kira fırsatçıları öğrencilerin kabusu oldu. Öğrenciler en çok üniversite okumak için İstanbul'u tercih ediyor. Haliyle talep arttıkça kiralık ev fiyatları da yükseliyor. 2+1 mobilyalarım var. 35 bin lira istiyoruz bunlara. İşin içinden çıkamadı olduk. Ulaşımı ve sosyal hayatı daha fazla olan ilçeler daha çok tercih ediliyor. En çok da tercih edilen ilçe ise Kadıköy. Temmuz'da %70.4'lük bir artışla listenin başında Kadıköy yer alıyor. Kadıköy'e bu ara çok rağbet var. Kira artışında rekor kıran ikinci ilçe Beykoz olurken üçüncü sırada Maltepe var. Merkeze çok uzak olmasına rağmen Silivri'de dördüncü sırada. Maltepe ve Beykoz'un yeni binaların çoğunlukta olmasından dolayı fiyatlar bayağı yüksek rakamlarda. Yıl sonuna kadar böyle devam eder. Şu an Beşiktaş Çarşı'da yüksek girişli 1+1 dairenin içerisindeyiz. Buranın içi yenilenmiş ve bir odası bu şekilde. Buranın kira bedeli 32 bin lira ancak pazarlık payı da bulunuyor. 30 bin lira olur diye düşünüyorum. Bahçesi var, otopark olarak kullanılan alanı var. Öğrenciler kiralayabilir. Osmaniye'de okuyorum, orayı kazandım. 3 bine oturuyordum geçen sene. Bu sene muhtemelen 6-7 bin olacak gibi. Bu artışın önüne geçebilmek için nasıl bir önlem alınması gerekiyor? Devlet yurtlarının çoğalması lazım. Sevgili izleyenler, okulların açılmasına az bir zaman kaldı. Okul alışverişi telaşı da başladı. Verileri bekleyen masraflar çok ama fiyatları nasıl? Ekibimiz kırtasiyeye gitti. Kalem kalem okul alışverişini hesapladı. 2024 yılında okul çantası hazırlamanın maliyeti geliyor ekrana.
Daha okul alışverişine başlamamışız çünkü paramız yoktur. Belki poşetlere koyacağız, defterleri o şekilde göndereceğiz. Okula dönüşe az bir zaman kaldı. Öğrencileri ilk ders heyecanı, velileri de masraflara nasıl yetişeceklerinin telaşı sardı. Okul çantamızı hazırladık mı? Evet. Neler koyduk içine? Resim defteri, kalemlik, silgi, kalem. Çok mu seviyorsun çantanı? Evet. O yüzden bu yıl değiştirmek istemiyor musun? Bilmiyorum. Bakacağız diyorsun. Evet, bakacağız. Çantası, üniforması, defteri, silgisi, okula başlamak bu Eylül ayında da velilerin cebini yakacak gibi duruyor. Eğer her şey yansıdığı gibi okul kıyafetlerine ve giysilerine, çocukların kırtasiyelerine böyle yansıyacaksa vay halimize vallahi. Yaklaşamıyoruz, fiyatlara bakıp geri dönüyoruz. Okul alışverişi deyince akla ilk gelen şüphesiz ki okul çantası, ancak son gelen zamlarla birlikte o çantayı doldurmak da hiç kolay değil. Daha önce örnek veriyorum, bir en uygun 60 yaprak defter 30 liraysa şu an 60 TL'ye yükseldi. Yani iki katı bir zam mevcut. Evet, biz de her fiyatı gördüğümüzde şaşırıyoruz. Biz de şimdi okula yeni başlayacak bir öğrencinin çantasında olması gereken tüm malzemeleri topladık ve hesaplayacağız. Bakalım 2024 yılında okula başlamanın maliyeti ne kadar? Çantamız 950 TL, beslenme 200, suluk 225, kalemlik 90, resim defterimiz 30 TL. Dosya 17,5, pastel boya 105, kuru boya 55, silgi 10 TL, kalem tıraş 25, makas 45, defterlerimiz 55, kalemlerimiz 17, kırmızı kalem 25. Peki bu kadar ürün bize ne kadara mal oldu? Yaklaşık 2000 TL. Üstelik bu ürünler en kalitelisi de değil. Markalı ürün talep ederseniz yandınız. Çocuklar bile fiyatlara baktığında şaşırıyor. Biz de baktığımızda şaşırıyoruz. O yüzden neyin pahalı olup ne olmadığını öğrenciler bile anlayabiliyor. Çocukların okul heyecanını bozmak istemeyen veliler de kara kara bu işten bir çıkış yolu düşünüyor. İnşallah bakalım yani. Gel verse. Her şeyde alacağız. Kim çocuğuna ne almak istemez ki? Sevgili izleyenler, şimdiye kadar gördüğünüz bütün aşiret düğünlerini unutun. Genelde gösterişli takı merasimiyle eve toplanan servet değerindeki parayla adından söz ettiren düğünlerden sonuncusu rekorları da alt üst etti. Van'da 5000 davetlinin katıldığı düğünde gelin hanım 4 kilo altını taşıyamadı. Damada takılan parayı 15 kişi dinlene dinlene zor saydı. Gelin hanım adeta altına boğuldu. Vücudunda bir çeyreklik bile yer kalmadı. Damat bey de adeta para yağmuruna tutuldu. 5 milyon nakit parayı 15 kişi saymaktan yoruldu. Bu görüntüler Van'daki rekor kıran aşiret düğününde kaydedildi. Sanki altın kemeri olmayan katılamaz diye bir şart vardı. Davetliler düğüne baştan aşağı altınla geldi. Halay görüntüsü kuyumcu vitrinlerini aratmadı. İki gün devam eden gösterişi düğüne yurt içinden ve yurt dışından 5000 kişi katıldı. Takı merasimine geçildi. Altın şov başladı. Bu düğüne valla bela abartılı olsun. 5000 akrabamız, aşiret mensubu. Hakkari iş adamı Metin Ölmez ve diş hekimi Süreyya Ölmez rüya gibi bir düğüne dünya evine girdi. Altın fuarı gibi düğünde Sümeyye gelinin adeta tuttuğu altın oldu. Üzerine tam 4 kilo altın iliştirildi. Toplanan nakit parayı saymak için 15 kişilik bir ekip kuruldu. Ekibin zaman zaman dinlenerek hesaplayabildiği nakit kayıtlara 5 milyon olarak geçti. Herkese de buradan, sizin aracınıza, sosyal medya aracı, herkese de çok teşekkür ediyorum. Şimdi de sizi Ankara'da düzenlenen bir güreş müsabakasına götüreceğiz. Organizasyona ev sahipliği yapan CHP'li Keçiören Belediye Başkanı Er Meydanı'nda pehlivanlar gibi yürümek istedi. Ama yaptığı garip hareketlerle alay konusu oldu. Sosyal medya kullanıcılarının böyle pehlivan mı olur dediği Keçiören Belediye Başkanı'nın o tuhaf görüntüleri geliyor ekranlarınıza. Müzik
Güreş meydanına koşarak girdi. Kendini coşkuya fazla kaptırdı. Yiğit pehlivanların er meydanı yürüyüşünü yapmak istedi. Ama bir anda alay konusu oldu. Ortaya çıkan bu görüntüler sosyal medyada bir güreşçiden çok parka giden çocuklara benziyor yorumlarına neden oldu. Ellerini dizlerine vurup yere çöktü. Binlerce yıllık güreş sporunun hareketlerini yapmak isterken bu anlamsız hareketlerle sosyal medya kullanıcılarının diline düştü. Bağlum Stadyumu'nda düzenlenen güreş müsabakalarına CHP'li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın işte bu tuhaf görüntüleri damga vurdu. Binlerce yıllık geçmişe dayanan atasporuna yeni bir soluk getiren Özarslan kendince pehlivanları taklit etmeye çalıştı. Ancak ne güreş tarihi ne de er meydanı böylesini görmedi. Görüntülerin sosyal medyaya düşmesi üzerine CHP'li belediye başkanının videosu bir anda viral oldu. Görüntüleri izleyenler, ben de diyorum Keçiören'in eksiklikleri neden giderilmiyor, meğer başkanın daha önemli işleri varmış yorumları yaptı. Mersin'de düğün salonuna beyaz bir at üstünde giren Duygu gelini görenler şaşkına döndü. Gelinin bu sıra dışı merasiminin sebebi önce eğlenceli anlar yarattı, sonra yürekleri dağladı. Yavaş. Düğüne girişimin sebebi babamın istemesiydi bunu vefat etmeden önce. Ölen babasının vasiyetini yerine getirdi. Düğününe beyaz at üzerinde işte böyle girdi. Mutluyuz yani. Heyecan da var biraz tabii. Dürüye Duygu Gür yaklaşık 2 yıl önce babasını trafik kazasında kaybetti. Ancak babasının vasiyetini bir an olsun unutmadı. Duygu'nun babası ölürsem sana vasiyetimdir. Düğününe beyaz gelinlikle beyaz bir at üzerinde gideceksin demişti. Sürekli söylüyordu zaten. Kızımı atla evden çıkaracağım, atla gelin yapacağım diye. Genç kız Mahmut Çambul'da aşık olup evlenmeye karar verdiğinde aklında tek bir şey vardı. O da babasının vasiyetini yerine getirmekti. Biz de babam vefat ettikten sonra onun vasiyetini gerçekleştirmek için bugün düğüne atla giriş yapacağız inşallah. Önce at çiftliğinden beyaz bir at buldu. Ardından o atla bir hafta alıştırma yaptı. Düğün günü de eşi Mahmut Can bulduğun eşiğinde bindiği beyaz atıyla düğün salonuna girdi. Çok sevdiği babası yanında olamamış, o anları görememişti belki. Ama hem beyaz atı hem de hayatının beyaz atlı prensi yanındaydı. Mutluyuz yani. Heyecan da var biraz tabii. Davullarla büyük bir kalabalık eşliğinde karşılanan Duygu Gür'ün bu vefası herkesi duygulandırdı. Beyaz atı da çiçeği burnunda çiftliğin ilk dansı bitene kadar davetliler arasında yerini aldı. Biz de onun vasiyetini diyeyim artık yerine getirdik. Onun mutluluğundayız. Yani biraz duygulu oldu. Sevgili izleyenler, fahiş Bodrum tarifesinde lahmacundan sonra kokoreç de nasibini aldı. Bir restoran bir porsiyon kokoreçe 3200 lira, şalgamada 1000 lira yazdı. Biz de sosyal medyada paylaşılan o adisyonu Ankara'da kokoreç yiyen müşterilerin önüne koyduk. Bakın, Bodrum kokorecinin fiyatını duyanlar nasıl tepkiler verdi? Nasıl yani? 3200 lira. Evet efendim. Ben almayayım. Teşekkür ediyorum. 3200 lira kokoreç yenir mi ya? 3200 lira? Ne kadar da düzmüş. Efendim şaşırdınız mı bu rakama? Bu Bodrum fiyatları efendim. O zaman Bodrum'a gitmiyorum ben. Ankara iyi. Önce 1000 liraya lahmacun, şimdi de kokoreç. Bodrum fiyatları arttıkça arttı, iyice abarttı. Bir restorandan paylaşılan son adisyon pes dedirtti. Fahiş fiyatlarıyla gündemden düşmeyen Bodrum, şimdi de kokoreç ve şalgam fiyatlarıyla gündemde. Paylaşılan bir adisyonda kokoreçin 3200 liraya, bir küçük şalgamın da 1000 liraya satılması sosyal medyada büyük tepki çekti.
Yani bir porsiyon kokoreç ve yanında şalgam sipariş eden müşteri servis ücreti hariç 4200 lira hesap ödedi. O adisyon sosyal medyayı salladı. Yeni tartışmaların fitilini ateşledi. O yüzden Bodrum'a gitmiyoruz. Ankara'da yiyoruz. Ankara kokoreçli daha lezzetli hem daha uygun. Bodrum'a hiç gerek yok. Şimdi biz de bir kokoreççiye geldik. Normalde bir porsiyon kokoreçin fiyatı 220 lira. Ancak biz müşterileri burada Bodrum tarifesini uygulayacağız. Bakalım tepkileri nasıl olacak? Ne arzu edersin? Kokoreç alacaktım. Bir porsiyon mu? Evet. Tamam. Bir porsiyon kokoreç arkadaşlar. Tabii. Efendim 3200 lira alacağım sizden. 3200 mü? Ne demek 3200? Çok pahalı. Efendim normalde aslında bu Bodrum fiyatları. Ama biz Bodrum'da yaşamıyoruz. Bir de ayrı ayrı fiyatlar olabilir mi yani? 3200 çok pahalı. Yani ben almaktan vazgeçtim. Alamayacağım. Çünkü Türkiye şartlarında 3200 ben kokoreçe veremem. Efendim ödemeniz 3200 lira. Buyurun. Nasıl? Bir porsiyon kokoreç 3200 lira. Şaşırdınız mı? Tabii ki. Bodrum tarifesi. Bodrum'da 3200 TL. Bir kokoreç. Evet. Bir şey söyleyemiyorum. Akıl almaz fiyatlar. Hesabınız. Bu kadar pahalı böyle. Bir porsiyon kokoreç 3200 lira. Şalgamlı 1000 lira. Niye bu kadar pahalı peki bu? Yani... Efendim şaşırdınız mı? Tabii ki. Yani ne kadar pahalı ya böyle. Yani biz 300 lira sanıyorduk burada yani Ankara gibi bir yerde. Evet efendim bu zaten Bodrum fiyatları. Normalde evet o dediğiniz fiyat. Efendim hoş geldiniz. Kokoreçiniz var mı acaba? Var. Ben bir porsiyon kokoreç, bir de ayran istiyorum. Ayran, tamam. Arkadaşlarım hem hazırlar, ödemeyi alayım ben. 3200 lira bir porsiyon kokoreç. Nasıl yani? 3200 lira. Evet efendim, 3200 lira. Ben almayayım, teşekkür ediyorum. Efendim, gelin gelin lütfen. Efendim, bu Bodrum'daki fiyatlar sizi şaşırttı mı? Evet, çok şaşırttı. 3200 lira kokoreç yenir mi ya? Bir porsiyon kokoreç istiyorum. Tamam. Gelin. Arkadaşlarım hemen hazırlar. Ödemenizi alayım. Tamam. 3200 lira. 3200 mi? Ne kadar da düzmüş. Efendim, şaşırdınız mı bu rakama? Bu Bodrum fiyatları efendim. O zaman Bodrum'a gitmiyorum ben. Ankara iyi. Bir kokoreç bir şalgam alabilirim. Tamam. 3200 lira. Bir porsiyon kokoreç bir adet şalgam da 1000 lira. Toplamda 4200 lira alacağız. Nasıl yani? Efendim şaşırdınız mı? Yani şaşırmamak elde değil ki. Bodrum fiyatları. Yani çok fazla yani. Çok pahalı yani öyle bir hesap ödeyemeyiz. Yani biz Ankara'da da kokoreç yedik. Hani Ankara'da yediğimiz kokoreç yani bir ailenin en fazla tutacağı kokoreç 1000 lira. 4 kişinin. Bodrum'daki akıl almaz fiyatlara sadece müşteriler değil Ankara'daki kokoreççiler de tepki gösterdi. 3200 lira bizde şişini bir şişini abartasız 20 porsiyon çıkar 4000 lira. Bir porsiyon fiyatına bir şiş veriyorlar yani. Öyle düşünün. Yani Allah'tan korusunlar diyecek bir şey yok yani. Ondan sonra turizm gelmiyor. Turizm Yunanistan'a gidiyor. Gider tabii ki. Aşırının aşırısının aşırısı. Yani değil mi? Sevgili izleyenler, şimdi yurttan ve dünyadan ilginç görüntülerden derlediğimiz haber turumuza devam ediyoruz. Tamam. Tamam ablayı. Eşine çarpan motosikletliye sinirlendi. Öfkeden gözü dönen adam yol ortasında kuryeye saldırdı. Tamam lütfen. Hayır lütfen. Çocuğuna çarpma. Haklısın. Haklısın çok. Abi çok haklısın ama böyle olmaz. Çocuk ağlıyor. Gel. Buca'da motosikletli bir kurye karşıdan karşıya geçmeye çalışan 3 kişilik bir aileye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kadın yere düşerken babasının geri çektiği çocuk saniyelerle kurtuldu. Bekle sen şeridini takip edeceksin. Ha benim çocuğum bak altına alıyordu. Abi sakin ol. Bak bilerek yapıyor yanmıyor değil. Bak şeridi takip edecek kardeşim. Burada araba duruyor. Aynen. Eşinin ve çocuğunun ucuz kurtulduğu kazada öfkeden gözü dönen adam
adam yere düşen kuryeye saldırdı. Kazanın hesabını sordu. O anlarda kadın ve çocuğu kenarda ağlarken öfkeli adam çevredekilerin müdahalesiyle güçlükle sakinleştirilebildi. Tamam. Ne geliyorsun bana bak. Şu hakkınım hakkı yok. Dur polis ya. Sokak ortasında tekme ve sopalarla birbirlerine girdiler. Tuzla'da yaşanan olayda bir otomobil sürücüsü ve valiler arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Önce yumruk ve tekmeler, ardından sopalar konuştu. Valiler yere düşürdükleri araç sahibini dakikalarca tekmeledi. O anlarda an be an kameralar tarafından böyle kaydedildi. Kaldırımda oturan çocukları görmedi. Kadın sürücü gündüz vakti böyle dehşet saçtı. Yürekleri ağza getiren olay Beylikdüzü'nde yaşandı. Otomobiliyle bir ara sokağa giren kadın sürücü kaldırımda oturan 4 çocuğu görmeyerek ezdi. Olayda çocuklardan biri ağır yaralandı. Diğer ikisinin vücudunda kırıklar oluştu. Bir diğeri de şans eseri yara almadan kurtuldu. Ailesi bayağı feryat etti yani. Acemi sürücü çocukların ardından hızını alamayarak önce bir iş yerine ardından da park halindeki arabaya çarptı. Zar zor durabilen sürücü ekiplerce gözaltına alındı. Şu hale bakın. Başıboş sokak köpeklerinin kol gezdiği bu görüntüler başkentten. Şu hale bakın ya. Sokak köpeği saldırısına uğrayanların sayısı her geçen gün artarken başkentin tam ortasındaki köpek sürüsü böyle görüntülendi. Köpekleri gören vatandaşlar korkudan sokaktan geçemezken o anları kameraya çeken bir vatandaş duruma tepki gösterdi. Şu hale bakın ya. Dur. Tamam. Yavaş yavaş. Pendik'te kuyuya düşen inşaat işçisi için ekipler seferber oldu. Tamam yavaş. İnşaat işçisi Ali Yusuf Karagöz bir anlık dalgınlıkla kapı açık bırakılan kuyuya düştü. İhbar üzerine Karagöz için gelen ekipler inşaat işçisini kurtarmak için kolları sıvadı. Tamam. Yavaş yavaş. Halatla kuyuya giren ekipler Karagöz'ü bağlayarak yukarı çekti. Acı çeken talihsiz kazazede de o anlarda çığlık çığlığa kaldı. Yoğun çalışmaların ardından kuyudan çıkarılan Karagöz hastaneye kaldırıldı. Tamam. Çocuğuyla kavga eden arkadaşına kinlendi. Arabasıyla sokak ortasında küçücük çocuğu böyle ezdi. Kan donduran görüntüler Gerede de kaydedildi. Sözde anne çocuğuyla kavga eden başka bir çocuğu arkadaşıyla bisiklete binerken gördü. O anı fırsat bilen cani karşısında düşmanı varmışçasına çocuğu otomobiliyle ezdi. Çocuk otomobilin altında kalırken arkadaşı kıl payı kurtuldu. Otomobil durduğunda kazadan kıl payı kurtulan çocuk arkadaşını kurtarmak için çekmeye çalıştı. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı. Cani kadın da ekipler tarafından gözaltına alındı.
Sevgili izleyenler, kabine 21 yıl sonra ilk kez Ankara dışında toplandı. Devletin zirvesine Ahlat'a ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kabinenin ana gündem maddesi orman yangınlarıyla mücadeleydi. Yangınlar üzerinden muhalefeti hedef alan Erdoğan, sadece yangınla değil fitne ateşiyle de mücadele ediyoruz dedi. ...21 yıl sonra ilk defa Ankara dışında yapılan bugünkü tarihi kabine toplantımızla Ahlat'a ve Malazgirt'e verdiğimiz ehemmiyeti göstermiş olduk. Sultan Alparslan Malazgirt'te Bizans ordusunu bozguna uğratmış, karargahını da Ahlat'a kurmuştu. 953 yıl sonra Ahlat kabine toplantısına ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki toplantı Ahlat'taki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti. Toplantının ağırlıklı gündemi orman yangınlarıydı. Küçük bir kıvılcımla başlayan yangınlar zümrüt yeşili ormanlarımızın alev kırmızısına bürünmesine neden oluyor. Ülke genelinde orman yangınlarıyla aralıksız mücadele edildiğinin altını çizdi Erdoğan. Rakamları da paylaştı. 15-19 Ağustos tarihleri arasında tam 306 orman yangını çıktı. Hava araçlarımız 1640 saat mesai yaptı. Kara araçlarımızın toplam kat ettiği mesafe 3 milyon kilometreye yaklaştı. Yangınlara yalnızca havadan 25.472 ton su atıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sadece yangınla mücadele etmiyoruz, fitne ateşiyle de mücadele ediyoruz diyerek muhalefetin tutumunu eleştirdi. Devletimiz her yangın çıktığında sadece alevlerle değil, aynı zamanda muhalefetin körüklediği fitne ateşiyle de mücadele etmektedir. Gözlerinin önünde uçan uçak ve helikoptere rağmen uçak yok dediler. Yangın başladıktan yalnızca 5 dakika sonra ilk müdahale yapıldığı halde yangına müdahale edilmiyor dediler. Yeşil vatanın korunmasında kritik rol üstlenen insansız hava araçlarıyla ilgili ahlaka sığmayan bir sürü iftira attılar. Hedefinde CHP'li belediyeler de vardı. Kendi sorumluluk alanlarındaki yangınlara müdahale etme konusunda sınıfta kaldılar dedi. Millete hesap vermesi gerekenler yerel yönetimlerdir. Kendi sorumluluk alanlarındaki orman yangınlarına bile müdahale etmekte çok geç kaldılar. Muhalefet belediyeleri iş yapmak yerine yangın gibi bir meselede dahi siyaset yapma peşinde koşmaktadır. Gazze'deki insanlık dramı ve İsrail zulmü de Erdoğan'ın gündemindeydi. İsrail tüm vahşetine, tüm barbarlığına, Gazze'de 10 aydır estirdiği teröre rağmen Filistin halkının direniş azmini kıramamıştır. Zaferin er veya geç ama mutlaka Filistinli kardeşlerimizin olacağına yürekten inanıyoruz. Öte yandan Ahlat'ta tarihe geçen tek toplantı kabine toplantısı değildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Ahlat'ta hazır bulundu. Erdoğan Bahçeli'yi konutunda ziyaret etti. Ahlat'ta Cumhur İttifakı zirvesi gerçekleştirildi. İki lider birbirlerine hediye de takdim etti. Erdoğan Bahçeli'ye yaşına ithafen 76 tane kırmızı gülün yer aldığı bir buket hazırlattı. İki lider daha sonra Ahlat Millet Bahçesi'ni ziyaret etti. Ardından da Ahlat Tabur Komutanlığı'ndaki 6. Kolordu Komutanlığı'nın açılış törenine katıldı. CHP'nin fıstık gibi tiyatrosu deşifre oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel önceki gün fıstık mitingi için Gaziantep'teydi. Miting öncesi bir grup sorunlarını dile getirmek için Özel'in önünü kesti. Daha doğrusu senaryo öyle yazılmıştı. Ancak o anlara dair ortaya çıkan bir detay CHP'nin fıstık kurgusunu çökertti. Özel'in önünü kesip sıkıntılarını anlatan çiftçi kadın bakın kim çıktı. Ben bir çiftçiyim, ben bir anayım. Benim babam beni bu yeşil altınla büyüttü. CHP'nin fıstık tiyatrosu deşifre oldu. Özgür Özel'in önünü kesip problemlerini anlatan kadının çiftçi değil CHP'li belediye başkanının eşi olduğu ortaya çıktı. Gaziantep ve çevresi bütün köylerimiz olarak bununla çocuklarımızı eğitiyoruz.
Efendim biz bize sahip çıkmanızı istiyoruz. CHP'nin Gaziantep'teki fıstık mitingine işte bu senaryo gereği yapılan rol damga vurdu. Bir grup mitingin düzenlendiği alana giderek Özel'in yolunu kesti. Senaryoya göre fıstık üreticileri konuşacak. Ana muhalefet lideri kameralar önünde onları dinleyecekti. Fıstığımıza bizim sahip çıkmadı. Bir durumda kaderine küstük. Hepsi rollerini Oscar'lık oynadı. Onlar kamera önünde çiftçiymiş gibi anlattı. Özel de onları dinledi. Bana dediler ki sen gel bir de fıstıkçının halini dinle. Ne yapmak lazım? Ne yapılması lazım? Hükümetin bu işe bir el atması lazım Sayın Başkanım. Her şey yolunda kurgulandığı gibiydi. Hatta traktörle Özel'in önü bile kesildi. Yolu kesmişsiniz, sesinizi duyurmak için haklısınız. CHP'nin İzmir Belediye Başkanı Ali Doğan bu anları sosyal medya hesabından güzergah üzerinde yolumuzu kes. Dertlerini dile getiren çiftçilerimizin sesine kulak verdik notuyla paylaştı. Çok geçmeden CHP'nin Antep fıstığı kurgusu çöktü. Traktörde kendini çiftçi olarak tanıtan protestocu kadının CHP'li İzlik Belediye Başkanı Ali Doğan'ın eşi Aslıhan Doğan olduğu ortaya çıktı. Doğan mitingde de başroldeydi. Nerede benim fıstık? Allah bana traktörün üstünden fıstık verdi. Kendini çiftçi olarak tanıtanlardan bir diğeri de CHP'li Oğuzeli Belediyesi Meclis Üyesi Mahmut Güven'den başkası değildi. Bunun fiyatı geçen senekinin altında şu anda. Kurgu protestosunun ortaya çıkması başta fıstık üreticileri olmak üzere birçok kesimin tepkisine neden oldu. Bunu da bana ver, göster. Adın ne ablam? Aslı. Aslı abla verdi bunu diyeceğim, Aslı verdi bunu diyeceğim. Efendim bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Biz yarın saatler 18.30'u gösterdiğinde Beyaz TV ekranlarında yeniden Beyaz Ana Haber diyeceğiz. Bana Melis Sabahcı X ve Instagram hesabı üzerinden ulaşabilirsiniz. Her zaman söylediğimiz gibi WhatsApp ihbar hattı üzerinden haber değeri taşıdığına inandığınız haberleri bizlerle paylaşabilirsiniz. Biz de ekranlarda sizlerle buluşturmak isteriz sevgili izleyenler. Birazdan film kuşağımız sizlerle olacak. Ekran başından ayrılmamanızı temenni ederek bültenimizi noktalıyoruz. Yarın görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.